Selamlar herkese. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi olan programlamaya, yazılıma başlarken hangi programlama dilini öğreneyim sorusunu cevaplamak için karşınızdayım bu videoda. Bunun gibi gelen aslında bana en çok 3 soru var. Bir tanesi Facebook hesabı çalabiliyor musun? İkincisi bilgisayara format atabiliyor musun? Üçüncüsü de programlamaya nereden başlayayım sorusu. İlk iki soruya daha sonraki videolarda cevap vereceğim. İlk önce üçüncü soruyla başlayalım. Sondan başa doğru gidelim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok iyi bir yazılımcı değilim şu anda. Daha yolun başındayım sayılır. Ve benim tecrübelerimden, benim bilgilerimden kat kat daha fazlasına sahip olan abilerimiz, büyüklerimiz var. Öncelikle bu soruyu onlara da sormanızı öneriyorum. Bu videodaki fikirler benim tamamen kişisel fikirlerimdir, kişisel görüşlerimdir. Bana gelen bu soruyu cevapsız bırakmamak adına ben bu videoyu çekiyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim. Sizin bir mühendislik mezuniyetiniz olması gerekmiyor. Yani bir bilgisayar mühendisi, bir yazılım mühendisi, bir elektrik, elektronik mühendisi olmanız gerekmiyor. Benim abilerimden birisi, büyüklerimden birisi, danışmanım, mentorum dediğim, bir projeye başlarken her zaman fikrini aldığım, bana her konuda yol gösteren abi mühendislik mezunu değil işin aslında. Buradan da selam olsun sana Serhan abi. Teşekkür ederim bana katmış olduğun her şey için. Yazılım mühendislik mezuniyeti gerektiren bir iş değil. En önemli şey kişisel gelişim ve gelişime açık olmak. Çünkü yazılım her zaman gelişen bir teknoloji üzerine kurulu bir meslek dalı aslında. Ve gelişime siz kendinizi kapattığınız an işsiz kalabilirsiniz. Her zaman yeni teknolojileri öğrenmeniz lazım. Yazılım dillerinin yenilerini takip etmeniz lazım. Yazılım dilinin yeni sürümlerini takip etmeniz lazım. Hep bir şekilde kendinizi geliştirmeniz, takip etmeniz lazım. Programlamaya nereden başlayayım diyorsanız ilk önce şuradan başlayın. Siz programlamayı para var diye mi yapıyorsunuz yoksa zevk alarak mı yapacaksınız? Eğer para var diye yapıyorsanız inanın o işten ne büyük paralar kazanabilirsiniz ne de çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bu iş tamamıyla zevk alınması gereken bir iş. Çünkü uzaktan baktığınız zaman çok hoş gözüküyor olabilir ama çok stresli bir çalışma ortamı vardır. Proje yönetimleri çok iyi ilerleyemediği için çoğu zaman her zaman iş yazılımcının üstüne biner. Bütün hatalar yazılımcıya atılır. Hiçbir zaman veriler bozuk değildir. Müşteri hata yapmaz. Hep yazılımcı yapar. Bunu bir kenara not edin. Yazılıma başlamadan önce ilk olarak İngilizcenizi geliştirin. Çünkü yazılım İngilizce üzerine yürüyor çoğunlukla. Makaleler, dokümanlar, firmaların yayınladığı dokümanlar, yeni nesilde çıkan dillerin yenilik listeleri hepsi İngilizce üzerine yürüyor ve yazdığınız kodlarda da aslında bir yerden sonra ben kod yazmıyorum ki İngilizce yazıyorum diyeceksiniz. İngilizce cümleler kuracaksınız. Yazmış olduğunuz programların, fonksiyonların, metotların, servislerin hepsinin ismi İngilizce olacak. Çünkü burada solid prensibini ilke edinmemiz gerekiyor ki onunla ilgili de bir ayrı video çekeceğim. Yabancı dilinizi, İngilizcenizi ilerlettikten sonra bazı temel programlama terimleri var. Bunlar web servis nedir, algoritma nedir, döngüler nedir, bir programın çalışma mantığı nedir gibi. Bunlarla ilgili araştırmalar yapmanızı öneriyorum ki zaman zaman ben de bu konularla ilgili videolar atacağım. O yüzden kanalda takipte kalabilirsiniz. Sonrasında ne tarz bir yazılım, ne tarz bir uygulama, ne tarz bir oyun yapmak istiyorsunuz? Bunun kararına verin. Hemen örnekler üzerinden gidelim ki benim unuttuğum bir senaryo olursa siz aşağıda yorum satırında belirtebilirsiniz. Bir bilgisayar programı yapmak istiyorsanız bu bilgisayar programı için nesne tabanlı bir programlama dili öğrenmenizi öneriyorum. Yazmış olduğunuz bilgisayar programı ne tür bir program? Eğer siz donanımlarla çok konuşacak, ekran kartının driver'ını yeniden oluşturan bir program gibi bir şey yazıyorsanız nesne tabanlı programlamaya girmeden önce C ve C++ dillerine bakın. Eğer yok ben market otomasyonu yapacağım, işte internetten sipariş takibi yapacağım ya da başka şeyler yapacağım diye farklı türde bir uygulama yapacaksanız donanımları baz alan değil de kullanıcıya yönelik bir uygulama yapacaksanız nesne tabanlı programlama dilini öğrenmeniz gerekiyor. Bunlardan ben size C# öneriyorum. Çünkü Türkçe kaynağı da bol ve Windows platformlarda, bilgisayarlarda problemsizce çalışıyor. Eğer benim yazdığım uygulama bir bilgisayar uygulaması olacak, web uygulaması değil ve Mac'te de çalışsın diyorsanız Java'yı öğrenin. Java ile hem macOS için hem Windows için yazın. Bir web sitesi yapmak istiyorsanız, bir e-ticaret sitesi olur, bir şirketin tanıtım sitesi olur, bir sosyal medya yapacaksanız yeni baştan yine C# öneriyorum size. PHP'ye vesaire falan artık
girmeyin. Hiç gerek yok. C# öğrenin. .NET Core olur, .NET Framework olur, ASP.NET olur, MVC olur. Birisiyle web sitenizi yaparsınız. Ancak web site yaparken sadece bir programlama dili size yetmez. Bu web sitenin bir de tasarımı olması lazım. Bu tasarımı yeni bazı araçlar var. Onlarla sürükle bırakla da yapabilirsiniz. Eski nesil HTML, CSS, JavaScript ile de yapabilirsiniz. Eski nesil dediğime bakmayın. Aslında böyle yapılması çok daha doğru. Çünkü tasarım daha çok elinizde olur. Ki ben öyle yapıyorum çoğunlukla. HTML dediğimiz aslında bir programlama dili değil. Bu konuya çok değinmeyeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili yazmış olduğum bir makale var. Aşağıda linki de var. Oradan bu makaleyi okuyabilirsiniz. CSS de bir programlama dili değildir. Eğer bir mobil uygulama yazacaksanız, telefonda, tablette çalışacak bir uygulama yazacaksanız yine nesne tabanlı programlama dili öğrenmenizi öneriyorum. Bu ne olabilir? C# olabilir. Java olabilir. Başlangıcı bunlarla yapın. Bunların üstüne eğer ben cross platform yazacağım demiyorsanız, yani bir dili yazayım, Android'de de iPhone'da da aynı ürün kullanma, aynı tasarımla çalışsın demiyorsanız, Android yazacaksanız gidin Java'yı öğrenin. Onun ardından Kotlin'i öğrenin. Eğer iPhone için, iOS için yazacaksanız başlangıcı C# yapabilirsiniz ya da Java ile yapabilirsiniz. Sonrasında Swift'e geçin. Eğer cross platform yazacağım diyorsanız C# öğrenin. Ardından Xamarin öğrenin. Hiç uğraşmayın. Yok, yeni teknolojileri öğreneceğim, ben farklı diller öğrenmek istiyorum diyorsanız C# ya da Java ile başlangıç yaptıktan sonra Flutter'a geçin. Ya da React Native'e geçin. Mobili de bir kenara bıraktık. Oyun yazacağım ben diyorsanız. Oyun yazacaksanız orada iş bayağı bir dallanıp budaklanıyor. Ne tarz bir oyun yazacaksınız? Oyun motoru ne kullanacaksınız? Hepsi dallanıp budaklanıyor ama başlangıcı C# ile yapmanızda fayda var. Unity ile yapılan oyunlar şimdilik yeterli oluyor ki bayağı başarılı oyunlar ortaya çıkıyor. Unreal Engine'de keza öyle. Bu sebepten dolayı C# öğrenin. Yapmak istediğiniz oyunun oyun motoruna göre bir programlama diline geçiş yapabilirsiniz. Benim aklıma gelen ilk senaryolar ilk şekilde bunlardı. Unutmuş olduğum bir senaryo varsa aşağıda yorum satırına yazın. Bilgim dahilince yönlendiririm sizi. Ancak siz yine de bir büyüğe danışın de. Çünkü bunlar benim kendi kişisel fikirlerim. Ne kadar çok kişiden fikir alırsanız kariyerinizi planladığınız bu yolculukta o kadar doğru karar alırsınız diyorum. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olabilirsiniz ve bir sorunuz varsa sosyal medyadan bana yazabilir ya da aşağıya yorum satırına ekleyebilirsiniz.